Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülen ile Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçti. Güler burada Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı hudutta ve sınır ötesinde görev yapan birliklerin faaliyetlerine ilişkin video konferansı ile bilgi aldı, talimatlarını verdi. Bakan Güler, personelin Kurban Bayramı'nı kutladı. Sayın Cumhurbaşkanım, bayram vesilesiyle dün gece Aktüt'ün Hudut Karakolu'nda kuvvet komutanlarımızla birlikte Kahraman Mehmetçiğimizi ziyaret ettik. Onlarla birlikte olduk ve onların nasıl özveriyle görev yaptıklarını yerlerinde bizzat müşahede ettik Sayın Cumhurbaşkanım. Şimdi de Yüksekova'da 3. Tümen Komutanlığı'nda uzaktan görüntülü görüşmeyle bütün sınır ötesindeki Tugay komutanlarımız ve Tümen komutanlarımızla birlikte görüşme yapıyoruz. Hepsi zatıalinizin emirlerini almak için hazır bekliyorlar Sayın Cumhurbaşkanım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Güler'in telefonundan Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki askerlere hitap etti. Sayın Bakanım ve tüm komutanlarım, Erbaş, kahraman ordumuzun tüm mensupları, öncelikle mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim nice bayramlara bizleri huzur içerisinde kavuştursun duasında bulunuyorum. Gerek sınır ötesi, gerek içeride bugüne kadar ordumuzun vermiş olduğu mücadeleler hiçbir zaman bir kenara konulamaz. Ve bu arada tabii birçok şehitler ve gazilerimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bunların mekanları malum cennettir. Rabbim cennetinde bizleri buluştursun. Ve yine de bu mücadelenizi şu anda gerek Aktüt'ünde, gerek Yüksekova'da bütün bu üstlerimizdeki mücadelenizin başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum. Tekrar bayramınızı tebrik ediyor ve en kısa zamanda buluşmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ ol. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülen ile 10. Tanker Üst Komutanlığı ve Türk Deniz Kuvvetleri Göksu'ya Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Hakkari'ye geçti. Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda Hakkari Valisi İdris Akbıyık ile 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Güler, beraberindeki TSK Komutan Kademesi ile askeri helikopterle Irak sınırının sıfır noktasındaki Aktüt'ün Hudut Taburunu Komutanlığı'na geçti. ...1700 rakımlı tepedeki komutanlıkta nöbetçilerden hudut tekmilini alan Bakan Güler'e bölgedeki faaliyetler ilişkin briefing verildi. Allah olsun! Milletimiz var olsun! Milletimiz var olsun! Afiyet olsun! Sağ ol! Briefing alan Bakan Güler, sizin burada yaptığınız kahramanlıkları, fedakarlıkları bütün Türk milleti yakından takip ediyor, başarılarınızı gurur duyuyoruz diye konuştu. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi temenni ediyorum. Geceyi burada Mehmetçük'le geçiren Güler, Mehmetçük ile bayramlaştı. Orhan Kilim,
ayrı. Allah belanızı versin. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması eylemini kınadı. Allah belanızı versin. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, mübarek Kurban Bayramı'nın ilk günü İsveç'e Kur'an-ı Kerim'in yakılması, yetkililerin ifade özgürlüğü adı altındaki bu nefret suçuna sessiz kalması utanç vericidir. Irklar, dinler, mezhepler arasında sevgiyi ve barışı büyütmek yerine nefreti körükleyen bu saldırıyı kınıyorum dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman temasları sırasında Kur'an'a ve İslamiyet'e hakaret eylemlerine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, İsveç'te bir süredir Kur'an-ı Kerim ve Müslümanlığın kutsallarına karşı yapılan hakaretlerin aleni bir şekilde polis gözetiminde ve korumasında gerçekleştirildiğini belirtti. Tabii bu Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayını şiddetle kınadığımızı ifade etmek isterim. İsveç'te epey bir süredir Kur'an-ı Kerim'e ve Müslümanların kutsal değerlerine karşı yapılan hakaretler aleni bir şekilde gerçekleştiriliyor ve bununla ilgili de polis gözetiminde, polis hatta korumasında bu eylemler gerçekleştiriliyor. Bunun böylesine önemli bir günde, yani 2 milyara yakın dünyada var olan Müslümanların en önemli günlerinden birisi olan bugünkü Kurban Bayramı'nın ilk gününde, Kurban Bayram namazından çıkışta Müslümanları rencide edecek şekilde Kur'an-ı Kerim'in yakılması şiddetle, esefle kınadığımız bir durumdur. Bu kabul edilebilir değildir. Yani 2 milyar Müslümanın inançlarına karşı, kutsal değerlerine karşı bu saldırı gerçekleştiriliyor. Hani insanlık, hani demokrasi, hani inançlara saygı? Ağızlarını açtıkları zaman inançlara saygıdan bahsedenler, ağızlarını açtıkları zaman dünyada çok farklı fikirden insanların bir arada barış içerisinde yaşamasından bahsedenler, bunun için Avrupa'nın demokratik değerlerinden söz edenler, nasıl oluyor da 2 milyar insanın kutsal değerlerine karşı saldırıyı meşru ve mubah görüyor? Bunun izahı yoktur. Ayrıca bu saldırıyı gerçekleştiren kişinin daha evvel polis bu kişinin saldırısını önlemek için mahkemeye başvurmuş. Yüksek mahkemede bunun düşünce açıklama olduğunu, düşünce özgürlüğünün bir parçası olduğunu, dolayısıyla polis kuvvetiyle bu gösterinin önlenemeyeceğine dair bir karar vermiş. Yani hem polisin gözetimi temin edilmiş, hem de aynı zamanda yüksek yargının vermiş olduğu kararla da bu menfur, çirkin, insanlık dışı, müptezel saldırının önü açılmıştır. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu kararı verenler, bu uygulamaya göz yumanlar, böylesine İslam karşıtı, Müslümanlık karşıtı, insanlık düşmanı, faşist mihraklara bir şekilde zemin hazırlayanlar aslında insanlık suçunun ortağıdırlar. Asla tasvip etmek mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve 85 milyon milletimiz olarak 2 milyara yakın Müslüman milletlerin öncüsü ve sözcüsü olan bir millet olarak bu durumu şiddetle kınadığımızı ifade ediyoruz. Bununla ilgili olarak da Avrupa'daki bütün insan hakları ve inanç özgürlükleri konusunda söz söyleyen bütün sivil çevreleri seslerini yükseltmeye davet ediyoruz. Kabul edilemez, insanlık dışı, Müslümanları kategorik olarak düşmanlaştırmaya çalışan çirkin, menfur bir saldırıdır. Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini Ankara'da geçirmeyi tercih eden 7'den 70'e başkentliler, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait yeşil alanlarda aileleriyle birlikte eğlenerek ve dinlenerek tatilin tadını çıkarıyor. Bisiklete binerek ya da yürüyüş yaparak temiz havanın tadını çıkaran vatandaşlar, mangal yakarak piknik yapma imkanı da buluyor. Yeşilin her tonunun hakim olduğu 30 Ağustos Zafer Parkı, Altın Park, Mogan Parkı ve Çubuk 1. Rekreasyon alanları akın eden başkentliler,
Bayram tatilinde de doğa ile iç içe olmaktan duydukları mutluluğu şu sözlerle paylaştı. Cennet gibi yer, doğa güzel, hizmet güzel, yerler güzel, temiz, güzel. Yani bir hafta sonra değerlendirmek için güzel bir yer. Ankaralı olarak parklardan memnunuz. Parklar daha güzel, daha nezih. Çocuklarla ailemizle geliyoruz, pikniğimizi yapıyoruz, eğleniyoruz, gidiyoruz. Güzel, teşekkür ederiz. Biz her hafta sonu burada vakit geçiriyoruz. Çocuğumuz, köpeğimiz, ailemizle birlikte güvenli, temiz buluyoruz burayı. Memnunuz. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Mogan Parkı bizim bildiğimiz bir yer zaten. Devamlı buraya geliriz. Yani parktan memnunuz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Kurban Bayramı'nın ilk gününü huzurevi sakinleriyle geçirdi. Fethiye Dört Çelik Huzurevi'nde gerçekleşen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, eşi Sevinç Aktaş ile birlikte katıldı. Huzurevi sakinlerine çiçek hediye edip bayramlarını kutlayan Başkan Aktaş, odalarında istirahat eden huzurevi sakinlerini de ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Çok kıymetli huzurevi sakinlerimizle, hanımefendilerle, beyefendilerle beraber kahvaltı yaptık. Onlarla eğlendik, sohbetler ettik. Yatalak olan hastalarımız var. Onların bayramlarını tebrik ettik. Ellerini öptük, hayır dualarını aldık. Hem tüm şehir insanımızın hem de milletimizin, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah kestiğimiz kurbanları, yaptığımız ibadet ve taatleri dergah hizmetini en güzel şekilde kabul eylesin. Huzurevi sakinleri de bayramın ilk günü kendilerini ziyaret ettiği Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'a teşekkür etti. Manevi açıdan önemi çok büyük olan bir bayram. Ali Nur Başkanımız da gelmiş. Huzurevi olarak çok çok mutlu olduk. Tüm Türkiye'nin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ulaşımda vatandaşları rahatlatacak uygulamalarına devam ediyor. Bu kapsamda 4 hatta 90 seferle 8 iskele hizmet verilen yolcu vapur seferinde 3 Temmuz Pazartesi günü itibariyle yaz seferi uygulamasına geçilecek. Okulların kapanması ve çalışma saatleri göz önünde bulundurulan yaz seferi tarifesini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi internet sitesi ve e-komobil uygulamasından ulaşılabiliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sözünü verdiği 35 Yaşayan Park projesi kapsamında hayata geçirilen Fırat Yaşayan Parkı Bucaların yeni buluşma mekanı oldu. 35 yıldır fidan deposu olarak kullanılan 3 futbol sahası büyüklüğündeki Fırat Yaşayan Parkı'nda semt sakinlerin talepleri üzerine yürüyüş rotaları, çay bahçesi, dinlenme ve çocuklar için oyun alanları, basketbol sahası, sera, mahalle bastonu gibi birçok özellikler ilave edildi. İnsani doğayla bütünleştirerek ekosistemi koruma, toplumsal etkileşim ve tarımsal üretim olmak üzere 3 amaca hizmet eden Fırat Yaşayan Parkı açıldığı günden itibaren Bucalılar tarafından sahiplenildi. Fırat Yaşayan Parkı işletme şefi Can Uğur, "Burada gördüğünüz bitkiler ve ağaçlar tamamen kooperatifimizden alındı," dedi. Yaklaşık 80 bin hemşerimize etki edecek bir alan burası, Buca'nın merkezinde. 30 bin metrekarelik bir yeşil alan. Burada gördüğünüz bitkiler, ağaçlar ve çalılar kooperatiflerimizden alındı. Başkanımız Tunç Soyer'in planlamış olduğu acil çözüm ekibi tarafından acil bir şekilde planlanan bir yer. Bizim kafeteryamız sabah 8'de açılıyor, gece 12'ye kadar hizmet veriyoruz. Kafeteryamıza gelen bütün ürünlerimiz kadın kooperatiflerinden üretilen gelen ürünlerimiz. Ve bugüne kadar gelen bütün misafirlerimiz çok memnun bir şekilde ayrıldı. Sabah saatlerinde buraya geldiğim zaman da benim en çok hoşuma giden şey sabah saatinde yaş farkı olmadan, yani en küçüğünden en büyüğüne yürüyüş rotalarında ve basketbol sahalarında insanları gördüğümde gerçekten çok mutlu oluyorum. İlk zamanlarda aslında bizim güvenlik. Burada hiçbir güvenliğin gidip hiç kimseyi uyarmasına veya bizim hiçbir çalışanımız, hiçbir misafirimiz uyarmasına gerek yok. Kendi aralarında çok güzel bu döngüyü kurdular ve buraya sahip çıkıyorlar. Fırat Mahallesi Muhtarı Feramuz Eroğlu ise parkın mahallenin çehresini değiştirdiğini belirtti. 50 yıldır bu fidanların buradaki mazisi, burada tozdan, topraktan, gübre kokusundan geçilmiyordu. Sağ olsun ben bu konuyu Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Başkan'a götürdüğüm zaman fidanlık durumunu, bana hiç tereddüt etmeden samimi bir şekilde, "Muhtarım ben burayı sana
İzmir'in en güzel tesisi yapacağım halkımıza. Başkanımız teşekkür ediyorum, sözünde durdu. Alemize layık bir park yaptı. Bir tesis oldu artık yani. Eğerleri TUS Başkan gerçekleştirdi. Ben yalnız şunu rica ediyorum buraya gelen insanlarımızdan, parkına buraya sahip çıksınlar. Kendi evini nasıl temiz tutuyorsa burayı da temiz tutsunlar. Ekipler burada gece gündüz çalışıyorlar. Biz de vatandaş olarak herkes taşın altına elini koysun. Parkı her gün ziyaret eden vatandaşlar duygularını şu sözlerle dile getirdi. Parka 100 metre yanında oturuyorum. İnşallah bunu kollarız. Buna sahip çıkamazsak biter. Ama ben 38 senedir burada oturuyorum. Burası çöplüktü. Allah razı olsun. Akşamları uğrayabiliyorum ama torunumu getiriyorum. Önce fidanlıktı. Şu anda bir nefes alanımız oldu, ferahlama alanımız oldu. Köpeklerimizi gezdirebileceğimiz, rahatlayabileceğimiz, oturup bir çay içebileceğimiz bir alanımız oldu. Hemen hemen her sabah buradayım, her sabah geliyorum. Çok güzel oldu. Nefes alabileceğimiz, yürüyüş yapabileceğimiz, gelip oturup bir çay içebileceğimiz bir alanımız olduğu için çok mutluyuz. Allah hep böyle yani devam eder, kapanmaz. Ben bir 10 yıldır falan buradayım. Böyle bir alana gerçekten bir ihtiyaç vardı yani. İnsanlık daha ölmemiş dedirttiren bir olay Erzincan'da yaşandı. Erzincan Merkez Taksim Mahallesi'nde özel bir markette çalışan 23 yaşındaki Ayşenur Korkmaz bir müşterisinin çantasını markette unutup gittiğini fark etti. Müşterinin uzaklaşmasıyla kendisine ulaşamayan Korkmaz, çantayı bulunduğu yerden alarak güvenli bir yere sakladı. Müşteri geri geldiğinde ise 2 milyon lira para bulunan çantayı polis eşliğinde sahibine teslim etti. Para çantasını unutan vatandaş ise genç kıza teşekkür ederek polis nezaretinde yapılan sayımın ardından kendisine ait olan para çantası teslim edildi. Olayın ardından CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül Korkmaz ailesini ziyaret etti. Korkmaz kardeşimize dürüstlüğünden dolayı teşekkür ediyorum dedi. Evet. Gece geldim, Korkmaz kardeşimi buldum. İşte Can Erzincanlı. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Mütevazi bir dükkanı var. 2 milyon TL, yani 100 bin doları vatandaş dükkanında unutuyor ve kendisi emniyetimizi çağırarak, adamı bularak o 100 bin doları, 2 milyon küsür TL'yi iade ediyor. Ben de huzurda Korkmaz kardeşime dürüstlüğünden dolayı teşekkür ediyorum. Erzincan'ın mertliğini ve dürüstlüğünü kamuoyuna bir kere daha gösterdi. İlçe genelinde çalışmalarını sürdüren Merkez Efendi Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların günde 2 öğün yemek ihtiyacını karşılamakta. Sümer Mahallesi'nde bulunan Merkez Efendi Belediyesi aşevinde 5 Mayıs 2022'de hizmete başlayan kahvaltı ve sıcak yemek dağıtımı ekipler tarafından büyük bir titizlik ve özveriyle sürdürülüyor. Aşevinin hijyenik mutfağında hazırlanan kahvaltı ve sıcak yemekler gelir durumu düşük, engelli, yaşlı, yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi Merkez Efendilere ekipler tarafından her gün teslim ediliyor. Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde yürüttükleri çalışmalarına hız verdi. Kentin tüm sokaklarını özel araçlarıyla yıkayan ekipler çöp konteynerları içinde ayrı bir mesai gerçekleştiriyor. Havaların ısınmasıyla beraber koku ve sinek oluşumunun önüne geçmek için konteynerların bir yandan ilaçlaması, diğer yandan da temizlikleri yapılıyor. Bu eve tadilat isteyen konteynerler ise gerekli işlemler yapıldıktan sonra yeniden yerine bırakılıyor. Öte yandan Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin bayram süresince ilçe genelinde denetimlerini yoğunlaştıracağı bildirildi.